merhum ve mağfur ila Rabbihi rahmetihi fatur olan ve hepimizin büyüğü alim zat, muhterem Necip Aydın hocamızı, komşuları, cemaati, tanıdıkları, eşi, dostu, sevdikleri olarak kıymetli hocamıza ahirete müteallik olan hak ve hukukunuzu helal eder misiniz? Helal olsun. Hak ve hukukunuzu helal eder misiniz? Hak ve hukukunuzu helal eder misiniz? Dünyadayken hali hayatında kıymetli hocamıza, değerli üstadımıza hakkınızı helal etmekle beraber kendinizi nasıl bilirsiniz, kendini nasıl bilirsiniz dersem iyi bilir misiniz? İyi bilir misiniz? İyi bilir misiniz? Biz de kıymetli hocamıza kendisine vekaleten sizlere asaleten hakkınızı, hukukunuzu helal ediyoruz. Mekanı cennet olsun. Amin. Rabbim geride kalanlarda sabrı cemiler ihsan eylesin. Amin. Kıymetli büyüklerim, kıymetli misafirlerimiz, ben sözü çok fazla uzatmak istemiyorum ama burada Sayın Bakanımız Emrullah İşler Hocamız birkaç kelam etmek istiyor. Uygun görürseniz ben mikrofonu kendisine takdim etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dostlar, değerli kardeşler, öncelikle hepimizin başı sağ olsun. Rahmetli Necip Ozan hocamızın mekanı cennet olsun. Değerli kardeşlerim, burada hocalarımızın da her zaman okudukları bir ayet-i kerime tabutların da üzerinde yazılır. Her canlı ölümü tadacaktır diye. Dolayısıyla bu emri ilahiye uyarak Necip hocamız da bugün hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ben Necip hocamızı 70'li yıllardan itibaren tanırım. Gerçekten alim bir insan, ilmiyle amel eden bir insan, güler yüzlü, hoş sohbet bir insan. Kendisiyle zaman zaman sohbetlerimiz oldu. Onu her zaman hayırla yad edeceğiz ve hayırla anacağız. Burada namazdan önce hocalarımız camide kendileriyle olan anılarını anlattılar. Gerçekten ben de onların sözlerine katılıyorum, tanıklık ediyorum. Hakikaten Kızılcahamamızın yetiştirmiş olduğu ender şahsiyetlerden, hoca efendilerden birisiydi. Fakat malumunuz olduğu üzere Kızılcahamam hocalarıyla tanınır. Ama Necip Ozan'ımızın bir özelliği vardı. Genelde diğer hocalarımız, tanınan hocalarımız hep Ankara'da, yani Kızılcahamam dışında veya başka illerdeydiler. Ama Necip hocamız uzun yıllar Kızılcahamam'da kaldı, Kızılcahamam'da müftü olarak görev yaptı. Dolayısıyla sizlerle, bizlerle her zaman hemhal oldu ve sevildi, sayıldı. Bundan dolayı da bugün bu cenaze töreni de ne kadar sevildiğinin, ne kadar sayıldığının, ne kadar geride iyi itibar bıraktığının, gök kubbe altında hoş bir sada bıraktığının bir kanıtı. Doğrusu ben Necip hocamız adına, ailesi adına da bu katılımdan dolayı mutlu oldum. Uzaktan yakından gelen, teşrif eden bütün kardeşlerimize, hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize Allah razı olsun diyorum. Yakınlarına, evlatlarına başsağlığı diliyoruz. Rabbim mekanını cennet eylesin. Rabbim sıddık peygamberlere, sıddıklara ve şühedalara inşallah komşu eylesin. Ve Rabbim bizi inşallah onunla birlikte ahirette buluştursun. Cennetlikte civar-ı hamd-ı bayrağı altında buluştursun diyorum. Rahmetli Necip hocamızın ruhu ve bütün müminlerin ruhu için, Allah rızası için, lillahi teala'l-fatiha.